Modül 3, Strateji 2, Seçenek sunma. Seçenek sunma, çocuğun ilgisini, motivasyonunu takip eden çocuk odaklı bir öğretim tekniğidir. Aslında seçenek sunma ile verdiğimiz mesaj, ilgili nesne, durum, etkinlik veya kavrama ilişkin çocuğun ilgili nesneyi seçmesine imkan vererek bizim onu takip edeceğimiz mesajını çocuğa verir. Ki bu da aslında çocuğun öğrenme ve gelişimini desteklemede bize ve çocuğa anlamlı fırsatlar sunar. Seçenek sunma aslında kendi içerisinde soru cümlesi şeklinde olsa bile ilgili sorunun cevabını da içinde barındıran bir model olma tekniğidir. Kırmızı kalemi mi, sarı kalemi mi istiyorsun diye soru sorduğumuz zaman çocuğa aslında içinde yanıtı da verdiğimiz, ilgili nesnelerin ne olduğunu da söylediğimiz bir öğretim tekniğidir ki çocuğun böylece ilgili kavramın ne olduğunu henüz öğrenen bir çocuk için bunu taklit etmesi çok daha kolay olacaktır. Hangisi? Yeşil mi, beyaz mı? Hangisi? Beyaz mı, yeşil mi? Beyaz. Dolayısıyla yapılan araştırmalar da seçenek sunmanın özellikle dil ve kavram becerilerini edinmede oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Herhangi bir etkinliğe başlarken öncelikle ne ile oynarsın şeklinde bir soruyla başlayıp daha sonra çocuk herhangi bir tercihte bulunmazsa seçenek sunma tekniğine geçilmesi oldukça uygun olacaktır. Deniz, hangisiyle oynamak istersin? Arabayla mı, uçakla mı? Hangisiyle oynamak istersin? Arabayla mı, uçakla mı? Uçakla. Peki. Bu bağlamda ilgili etkinlik köşeleri anlamında oyun köşesinde mi oynamak istersin, kitap köşesinde kitap mı okuyalım şeklinde seçenek sunma yer alabilecekken iki oyuncak arasında da örneğin arabayla mı oynamak istersin yoksa bebekle mi oynamak istersin şeklinde uygun zamanda seçenek sunma çocuğa dil becerileri açısından model olma anlamına gelir. Yalnız seçenek sunmanın yoğun bir şekilde kullanılmaması gerekir. Çünkü bu doğallığı bozar. Yani her bağlamda seçenek sunmak doğal olarak etkileşimin, etkinliğin doğasını bozacakken bu çocuk için de bir süre sonra anlamsız bir duruma dönüşebilir. Dolayısıyla ama fırsat buldukça, yeri geldiğince çocuk için belirlenen amaçların kullanımı sırasında seçenek sunmaların kullanılması oldukça yerinde olacaktır. Örneğin beslenme etkinliği sırasında çocukta renkleri kazandırmak istiyorsak renkli tabak kullanılması, sarı tabağı mı, kırmızı tabağı mı istiyorsun? Veya renkli bardak kullanılması, sarı bardağı mı istiyorsun, kırmızı bardağı mı istiyorsun şeklinde oldukça etkili olacaktır. Renkleri yine amaçladığımız zaman bir sanat etkinliği veya boyama etkinliği sırasında sarı kağıdı mı, kırmızı kağıdı mı da mı boya yapmak istersin? Veya sarı kalemle mi, kırmızı kalemle mi boyamak istersin gibi seçenek sunmalar oldukça doğal ve uygun zamanda kullanılan seçenek sunma tekniğine güzel örnekler olarak verilebilir.